عنده جماعة أخرى. ما تعلموني من قاتلون سولفوني هيدي هيدي. يعني السجن مزلوح مش يدربوه. شو وقتك؟ جاي حبيات خليل والو خليل. ويجا يسحب. Yani şu anda kanalizasyondan akan su bak, bak, gördüğünüz bak. Şekilde duvarlar yıkılıyor her tarafa. Gidemiyorum bu kalezyon için. Pisliğinden, kokusundan. Pisliğinden, kokundan. Hastalanıyoruz. Cerap yapıyoruz ha. Ya böyle Allah korkusu olsun size. Bakın ya gözlerinde ya. Lokar suyu ha, lokar suyu bu. Oldu 2-3 sene böyledir halimiz. Kimse bakan değildir. Biz gittiğimiz zaman kimse bize bakamıyor. Nedendir? Hakkımız yok mu? Bu her zaman patlıyor. Ne evlerimiz kaldı, ne şeyimiz kaldı. Çocuklarımız hasta oldu. Bak kardeşim, şimdi bu köyün 1965'ten beri bak en büyük köy, en ileri gelen köydü. 1965'ten beri bütün civar köyler bu köye okula geliyorlardı. Şimdi bu köy en geride kaldı. Bütün civar köylerin hepsi parke taşı, yaramayan köyler, eski köyler, o pis köyler hepsi. Şimdi bizimki şehrin yakınında olduğu halde görüyorsun halimizi, perişan haldeyiz. Ne parke taşı, ne asfalt, ne kanalizasyon, milletin halini görüyorsun. Yani köyün bütün etrafını dolaş, hepsi öyledir. Hep söyledir. Ha şimdi seçim zamanı geldi. Gelecekler ha başı şum üstüne ha bilmem nedir bir hoş edecekler. Kaç gün sonra gittikten sonra gene böyledir. Yani esas bizim sadece bu köyü bilmem niye yapmadıklarını bilmiyoruz. Yani görüyorsun sen dolaş köyün her tarafını dolaş bak. Ama şimdi seçim yaklaştı artık başlayacaklar. Ne hizmetiniz emriniz başım üstüne bittikten sonra budur halimiz. Faruk Çelik zamanında geldi bu köye dedi bu köyü örnek yapacağım. Örnek köy. O bakan olduğu halde bize yalan söyledi. Bu köy örnek olacak dedi. Hepsini gezdi dedi bu köyü bu civarda örnek yapacağım. Hani yaptık o örneği görüyorsun sen. Sen kendin görüyorsunuz bakın nasıl ne haldedir. Görüyorsunuz yani. Her taraf pisliktir. Yol yoktur. Ha bak buradan artık benim evim buradadır. Buradan çıkamıyorum arabayla. Görüyorsun. Ayaklarıyla çıkamıyor. Başka, yani başka diyecek bir şey yok. İltihaplı enfeksiyon kapmıştım. Doğru da yemin ediyorum daha raporum var. Yemin ediyoruz. Çocuklarımız okula gitmiyor. Yani Allah için, peygamber için bize yardımcı olun. Günahımız nedir? Benim oğlumun evi yıkıldı. Evlerimiz yıkıldı. Çocuklarımız okula gitmiyor. Yardımcı olun. Allah için, Muhammed için bize yardımcı olun. Evimize içine patladı kalezyonlar. Yani sucumuz ne? Yapan kimse yok. Yapan kimse yok. O günü 10 gün ben hastanede yattım. Enfeksiyon kaptım bu pislikten, bu kalezyondan. Hastalandım. Beni Urfa'ya götürdüler. Yapacak bir şey yok. O kadar sinirlendim. Kriz geçirdim. Sinir krizi geçirdim. Başkanımıza sesleniyoruz. Yetkililerimize sesleniyoruz. Milletvekillerimize sesleniyoruz. Bakanlarımıza sesleniyoruz. Bizim köyümüzde ciddi sorunlar var. Şu anda kanalizasyon başta olan sorunumuz. İnsanlarımız yazın kokudan damların üzerinde evlerinde yatamıyor. Kışın pisliğinden durulmuyor. Bunu bizzat Sayın Cumhurbaşkanımızdan rica ediyoruz. Bizim köyümüz 16 yıldır AK Parti'ye oy veren bir köydür. Ve bunu Sayın Cumhurbaşkanımızdan bizzat kendim istirham ediyorum. Bu sıkıntılarımızın giderilmesi için gereken mercilere bilgi verip bu sıkıntılarını gidersin. Allah onlardan razı olsun. Nerede? Şuşku'ya gittim. Bu suyun için. Evimizin önünde daha önceki görüntüler de var. Size gönderebilirim ben. Onlara gittim. Kepçelerin olmadığını, kepçeyi beklersen sürü alacağını söylediler. Ben kendi imkanlarımla 120 liraya kepçe tuttum. Burayı onardım. Yalnız Suski görevlilere getirdikleri boruda maşon getirmemişler. Boruyu taktığı anda hatta fotoğrafları var yanımda. Aktığını ilettim onları yok su durur dediler. Ama maalesef gelin gördük ki daha bağlamadan, üzerini kapatmadan tekrardan aynı su eski yerinden fışkırmaya başladı. Ve yine yollarımız kötü bir halde, kötü bir koku içerisindeyiz. Bunu yetkililerimizden istirhamımız, bunlara bir an önce bir çözüm bulsunlar. Biz vatandaşız, biz hiçbir şey istemiyoruz, hizmet istiyoruz onlardan. Şimdi bu borular plastiktir, her yerden tıkanmıştır. Şimdi bu boruları gelip maşon bile koyamıyorlar, diyor maşonumuz yok. Adam geliyor, boruyu kesiyor, ondan bir günü o 200'lü boruyu
birbirine takıyor. Buradan kaçırıyor, buradan da kaçırıyor. İki taraftan da kaçırıyor. Yine aynı sonuçta kapattığı gibi yine toprağın üstünden sular yine sızma yapıyor. Her tarafta yine sızıyor. Şimdi bu borular, bu köyün komple beton boru olmasa hiçbir şey yaramaz. Gelip idareten adam sadece ben yaptım diye geliyor. O suyun yerini kapatıp... İdareten de yine olmuyor. Kapatıp gidiyor. Gittikten sonra da şehire yetişmeden yine o sular hemen sızmaya, akmaya başlıyor. Şimdi bu olmuyor. Çocuklar, bir görseniz benim komşumun çocuklarını o suyla oynuyor. O su şu an baraj gibi olmuştur. Birisi düşse, bir yüge yanında olmasa, o olsa bunun hesabını kim verecek yani? Kimden yani isteyeceğiz bilmiyoruz. Kaymakama gittim. Kaymakamın kapısından kaymakam beni içeriye bile almadı. Vekiliyle konuşuyor. Niye ben vatandaş değil miyim? Ben kaymakamı görmek görmeyeyim mi yani? Ben de vatandaş değil miyim? Kapıyı açamadı kaymakam bana. Kendisi biliyor. Orada benim sesim kaydı, ses kaydım da var her şeyde. Suski arıyor. Diyor falan kişi geldi buradan. Vekil Suski müdürüyle konuşuyor. Bu derdi vardır. Ara diyor bizde boru yoktur. Boru Urfa'dan gelince bakalım ne zaman gelir. Ne zaman gelir? Sabir o da sabır ister bana diyorlar. Yani insanla dalga geçiyor, vatandaşla dalga geçiyorlar gibi yapıyorlar bize. Biz yani bu bizim suçumuz nedir yani? Bu köyün insanların ne yaptıkları, bu eziyet, bu niye yani?